Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalımız Ayo ve Dantel Dünyası'na hoş geldiniz. Kanalımıza abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmından kanalımıza abone olabilirsiniz. Ayrıca oradaki zil işaretine dokunarak bildirimleri tüm olarak seçerseniz yüklediğim bütün videolardan anında haberiniz olur. Kullandığınız cihazlara bildirim olarak gelir arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah her biriniz iyidir. İnşallah kimsenin hanesinde, yuvasında, sağlığında, sevdiklerinde sorun yoktur. Elhamdülillah, çok şükür bu günlerimize. Şimdi güzel bir iğne oyası var arkadaşlar. Onu yine tığa çevirdik. Elimden geldiğince anlatmaya da çalışacağım. Bu renkleri kullandım. Sizinle birlikte de bu bakır ve beyazı kullanacağım. Modelimizi görelim. Modelimiz, gördüğünüz gibi bu şekilde bir model. Üstü köprülerle, yani köprü oyası diyorduk, vardı böyle bir şekilde bir model. Onu kullandık. İçinde örümcek üzeri sık iğne var bunların üzerinde de. Şimdi aramızda normal tığ battı yaparak gidiyoruz arkadaşlar. 3 zincir çekiyorum. Yandaki tığ battı da kapatıyorum. 3 zincir çekip yandakini de kapattım. 3 adet zincir çekip yandakini de kapattım. Bu şekilde ara noktamızı veriyoruz. Bir tane daha yapayım. Yanda kapattım. Şimdi 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Başına bir alıp yandakine giriyorum. Önce 1, sonra 2, sonra 2 aldım. 1, 2, 3, 4 zincir çekip bu iki trabzan arası girip kapattım. 3 adet zincir çekip aşağıdaki tığ battı da sabitledim. 1, 2, 3 zincir çektim. Başına bir alıp yandakine giriyorum. Önce 1, sonra 2, sonra 2 alıyorum. Şimdi bu şekildeyken 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 adet zincir çekip dönüş yaptım. Bunun tepesinde 8 adet zincirimi sabitledim. 3 adet zincir çekip tekrar dönüş yapıyorum. Önce yaprak yapıyoruz. Başına bir alıp girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 aldım. Başına 2 alıp girdim. 2 çektim. 2 çektim. 2 çektim. Başına 2 aldım, girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çektim. Başına 3 kez aldım, girdim. 2'şer, 2'şer çektim. Şimdi bir zincir çekiyorum. Başına yine 3 kez alıyorum. Girdim yuvaya. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çektim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Son trabzan arası girip kapattım. Şimdi burayı 2 zincirle dolduracağım. 2 zincir çektim, kapattım. Bu 1. 2 zincir çektim, kapattım. Bu 2. 2 adet zincir çektim, kapattım. 3. 2 adet zincir çektim, kapattım. 4. 2 adet zincir çektim, kapattım. 5. 6. 2 adet zincir kapattım. 7. 7 kez 2 adet zincirle kapattım. Yuvaya bir sık iğnesiyle giriş yaptım. Bu şekilde bir yaprağımız oluştu. Şimdi bir sık iğnesi yaptım buraya tekrar. Bir zincir çektim. Küçük bir örümcek yapıyorum. Örümceğimin üzerine 10 adet zincir. 9-10. Tepesinde kapatıyorum. Örümceğimin, zincirin birleştiği noktada. Bir zincir çekip yine aynı boyutta örümceğimi yapıp yuvaya girip kapatıyorum. Bu birinci dalımız. Bu işlemi 3 kez yapacağız. Bir zincir çekip, şöyle çok büyük değil, aşırı da küçük olmayacak şekilde örümceğimi yaptım. Üzerine 10 adet zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Buradan tepede batıp kapattım. Bir zincir çekip tekrar örümcek yaptım. Yuvaya girip kapattım. Bu ikinci dalımız. Bir kez daha aynı işlemi yapıyorum. Bir zincir çektim.
Örümcek yaptım. On adet zincir çektim. Buradan örümceğin ve zincirin başladığı noktada batıyorum. Kapatıyorum. Bir yuva oluştu. Bir zincir çekip yine örümcek yaptım. Yuvaya girip kapattım. 3 tane dalımızı böylelikle hazırlamış olduk arkadaşlar. Bakın. Bir sık iğnesi yaptım. Şimdi burada aşağıdaki o yaptığımız trabzan arasına giriyorum. Bir sık iğnesiyle daha. 3 adet zincir çekiyorum. Hemen buradan ilk tığ battıya girip sabitliyorum. Bu şekilde. Şimdi bu iki araya kaç tane tığ battı yapmış isem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane tığ battı boşluğu vermişim. Yani 3 zincir çek yanda kapat. Bu 1. 3 adet zincir çek yanda kapat. 2. 3 adet zincir çek yanda kapat. 3. 4. 5. Yani 10 tane yaptıktan sonra yine bu zemini hazırlıyoruz. Yaprak ve bu işlemleri yapıyoruz arkadaşlar. Alt kısmımız bu şekilde ilerleyecek. Beyaz rengimi aldım. İpimi tığıma sabitledim. Bakın burası düz yüzü. Buradan o 10 zincirli yuva yapmıştık ya, ilk yuvaya girip ipimi sabitliyorum. Şimdi burayı sık iğne ile dolduruyorum. 10 zincirin içine bu şekilde sık iğne ile zincirin üzerini dolduralım arkadaşlar. Bu şekilde. Evet, araya 3 adet zincir çekiyorum. Bakın. Doldurduk. 3 zincir çekip buradaki 10 zincirli alana girdim. Sabitledim. Yine burayı da sık iğneyle dolduruyorum. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ve 14 tane sık iğne yaptım. Araya 3 zincir çektim. Bakın son yuvama giriyorum. Burayı da aynı işlem. Sık iğne ile dolduruyorum. 3 4 5 6 7 8 9 10 13 ve 14. Yani dolana kadar dolduralım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu anki işlemimiz bu. Burada ipimi kırıyorum. Bir zincir çekip ipimi kırdım. Bu ipleri temizleyelim. Renkli ipimi aldım ve tığıma sabitledim. Bakın burası düz yüzü. Buradan tutturuyorum. Bakın şöyle yeşilden batıp dibinden ipimi sabitledim, tutturdum. İlk zincirimi 4 çektim. Başına bir aldım. Aynı noktaya girdim. Tutturduğum yere 2 çektim, 2 çektim. Şimdi 5 adet zincir çekiyorum. Başına bir alıp bu yaptığım yuvaya giriyorum. 2 2 çekiyorum. 1 2 3 4 5 zincir başına bir alıp son yaptığım yuvaya giriyorum. 2 çekiyorum, 2 çekiyorum. Sıkı bir şekilde yapalım bunları.
5 zincir çektim. Başına bir alıp son yaptığım yuvaya girdim. 2 2 çektim. 5 zincir çekip başına bir alıp son yaptığım yuvaya girdim. Yine 2 2 çektim. 5 zincir çekip başına bir alıp son yaptığım yuvaya girdim. 2 2 çektim. Şuraya aradan yetişecek kadar yapacağız arkadaşlar. 5 zincir başına bir alıp son yaptığım yuvaya girdim. 2 çektim, 2 çektim. 5 zincir başına bir alıp son yaptığım yuvaya girdim. 2 2 çektim. 8 tane oldu, bir bakalım. Şu aradan giriyorum. Evet. Bakın. Sabitledim. Çok güzel oldu. Bir de sık iğnesi yaptım. Şimdi tekrar 4 zincir çektim. Başına bir alıp bu aradan girdim. İlk yuvayı 4 zincirli yapmıştık. 2 2 çektim. 1 2 3 4 5 zincir başına bir alıp bu yaptığım yuvaya girdim. 2 2 çektim. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Başına bir alıp son yaptığım yuvaya girdim. 2 2 çektim. 5 zincir başına bir alıp son yaptığım yuvaya girdim. 2 2 çektim. Yine aynı işlem. Son yaptığımız yuvada 5 zincir. 8 tane yapıyoruz bu işlemi arkadaşlar. Bakın 2 4 6 oldu. Beş zincir son yaptım, yuvaya girdim. Şimdi bakın bu araya geliyorum. Kapattım. Bir de sık iğnesi yaptım. Gördüğünüz gibi. Şimdi aynı işlemi yine 8 tane bu köprüden yapıp şurada sabitleyeceğiz. Köprüyü yapıp dönüyorum. Son köprümüzde yaptım. Buradan dibinden battım ve şekilde arkadaşlar girdik, şu dibi kısmına götürelim ipimizi, sabitledik. Bir de zincir çekip ipimizi kırdım. Bakın bu şekilde. Şu iplerimizi temizleyelim. Evet arkadaşlar, modelimizin yapım aşaması ve tamamlanmış hali bu şekilde. İnşallah anlatabildiğim anlaşılır bir anlatım olmuştur. Hepinize sonsuz teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere, sevgiyle, hoşça ve dostça kalın canlar.